fark Gestaş'ın yol ayrımları, gemi girişlerini çoğaltması çok iyi oldu. Bir şerit daha açtı ekstra. Emniyet müdürlükleriyle beraber koordine çalıştığı için şehir içine hiçbir yansıması olmadı bu seneki kalabalığın. Bekleme çok uzun süreli olmadı. 7-24 saatsiz çalıştığı için. İlçeleri de takip ediyoruz biz. İlçelerde de aynı rahatlık var. Geçtiğimiz senedeki bekleme oranı bu sene yarıdan fazla düştü. Çok daha az bekliyorlar. Hatta yaptığım röportajlarda soruyorum ne kadar beklediniz gelmek için. En uzun saat veren yarım saat falan verdi yani. Bu kuyruğa göre çok büyük bir mucize. O da gemilerin saatsiz ve doldur boşaltla sürekli çalıştığı için. Bir de arkadaşlar burada Gestaş'taki arkadaşlar biletleri burada kesiyorlar. Bilet dahi burada kesildiği için gişe beklemesi bile yok. Direkt araçlar beklemeden gemiye binip rahatlıkla karşıya geçebiliyor. Bu seneki bayram tedbirleri çok gerçekten bizler açısından da sürücüler açısından da rahat bir bayram geçirmemize neden oldu. Yaklaşık Gestaş'ın verdiği rakamlara göre 150 bin civarındaki araca göre yarım saatte en fazla 45 dakikada vatandaşın gemilerle karşıya geçmesi Çanakkale merkezdeki olacak kuyrukların önüne geçti. Artı yeni düzenlemelerle şehir içi trafiğinin dışarı verilmesi, Bursa güzergahına verilmesi, şehir içinde gezen Çanakkale halkının da rahat hareket etmesine neden oldu. Ben bu seneki önlemlerin yerinde olduğunu düşünüyorum. Biraz birkaç eksik bakımına bakarsak, Truva turizm tarafını, dönüş yani çıkış tarafını biraz daha genişletip daha burası rahat hareket ederse ben Kurban Bayramı'nda hiçbir sıkıntı olmadan Kurban Bayramı'nda geçireceğimizi tahmin ediyorum. Evet, 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Marmara bölgesinden Çanakkale istikametine gelen araçların ilk olarak ulaştığı nokta Ağdere Şehitliği'nin önündeki o depolama alanıydı. O depolama alanı gerçekten çok işe yaradı bu sene. Vatandaşlar rahat bir nefes aldılar. Gemiye beklemek için orada bir karmaşa oluyordu, kavga gürültü oluyordu. Bunlar önlenmiş oldu ve sırasıyla araçlar gemiye alındı. Bu şekilde vatandaşlar çok büyük bir nefes aldı. Bu da bizim için de çok iyi oldu. Çünkü o noktada bekliyorduk ve o noktada yayınlarımız bittiğinde rahatlıkla dizle dinlenebiliyorduk. Dönüş yoğunluğunda ise yine aynı şekilde tedbirler çok yönlü arttırılmıştı. 24 saat esasına göre ring seferlerinin düzenlenmiş olması araçların daha hızlı bir şekilde karşı kıyıya geçmelerini sağlıyordu. Yine Gestaş tarafından yapılan birçok düzenleme ile birlikte el terminalleriyle araçlara biletler kesiyor. Bu şekilde gişelerde bekleme olmuyor. Bu şekilde de araçlar sağlıklı bir şekilde karşı kıyıya geçiyor. Eksik bakımından da genellikle Türkiye'deki birçok tünellerde uygulanan bu radyo sistemleri var. Otomatik olarak radyo sistemi devreye giriyor ve uyarı veriyor. Bu da Çanakkale'ye kurulabilir. Özellikle bayram döneminde Çanakkale'ye kurulabilir. Radyo sistemiyle vatandaşları yönlendirebiliriz iskeleye. Örneğin Çanakkale içindeki trafiği rahatlatmak için kordon boyuna alınan trafik yoğunluğu çok daha iyi bir düzeye ulaştı. Çanakkale içindeki şehir trafiği bu şekilde kalkmış oldu. Yine aynı şekilde örneğin 60 metrelik yol düşünülebilir araç depolama alanı için. Ancak işte o da araçların oradan buraya gelecek olan mesafesinin çok iyi ayarlanması gerekiyor. Onun için de çeşitli önlemler alınması gerekiyor. Bu nasıl yapılabilir? Bir test yayınıyla, test sürüşüyle yapılabilir belki bu gibi önlemler. Ama bu sene gerçekten geçtiğimiz yıllara göre hiçbir sorun yaşanmadı. Vatandaşlardan da hiçbir şikayet almadı. Ki
yaşanmamasına neden oluyor. Geçtiğimiz yıllara göre bu sene Çanakkale'deki araç kuyrukları çok uzun değil. Çünkü GESTAŞ'ın almış olduğu önlemler burada çok etkili. Geçtiğimiz yıllarda araçlar yaklaşık 1-1,5 saat burada bekliyorlardı gemiye binebilmek için. Ancak bu sene o saat yaklaşık 30 dakikaya düştü. 30 dakikaya gitmiş. Sırada bekleyen araçlar gemilere binerek her şehirde geçiyor deyip sözü tekrar size aktaralım. Devam edin arkadaşlar.